Değerli seyirciler, şu anda bir Nezir Karayün ile yerel gündem programındayız ve yanımızda basının, Türk yerel basınının duayeni değerli abim İrfan Ermiş ile birlikteyiz. İrfan Ermiş uzun zamandır ortalıklarda dolaşıyor, herkesi ziyaret ediyor, elini sıkıyor ve o elini sıktıklarına da sakın ha hayatı bırakma diyor. Bize de bugün geldi, hayatı bırakma dedi ve hemen dönüyoruz İrfan abi. Hayatı inşallah rahman bırakmayacağız. İrfan Ermiş kimdir? Kısaca bahseder misiniz? İrfan Ermiş Samsun Ladik doğumlu, Küpecik köyü doğumlu. Uzun yıllar basın içinde, yerel basın içinde, ulusal dedikleri bu genel basında da bir iki tabii gönüllü çalışmışlarımız var işte. Evet. Eski Yeni Düşünce gibi, Her Gün gibi, Orta Doğu Gazetesi gibi, Yeni Çağ gibi gazetelerde de çalışmışlığımız var. Onun dışında yerel basında kendini biliyorsun, vatandaş da bilsin, yörüngeyle çıktık. Sonra evet, sizin Yerel Haber'de de birlikte çalıştık. Evet. Yani uzun yıllar bölgedeyiz. Meslek hayatımı, çocuklarımı bu meslekte büyüttüm, okuttum. Evlendiriyorum, yuva kuruyorum, torun sahibi oldum, evet, emekli oldum. Ve 2013'te hiç hasta olmaz diyen bu İrfan Ermiş kanser oldu. Biraz da gecikmişliğimiz de vardı. Dördüncü evre dediler. Akciğer kanseri. İlk teşhisi koyan herkesin de bu bölgede, yani İstanbul 3. bölgede ve evet, belki Türkiye'nin birçok yerinde tanınan Doktor Atilla Yılmaz Bey'imiz ve Nurçin Hanım. Nurçin Türkeli uzman doktor, iç hastalıklı uzmanı Nurçin Türkeli. İlk teşhisi koyanlar onlardı. Kitabın zaten ön sözünde de evet, Atilla Hocam'ın sözleri var. Ve 2013'te meslekten kısmen olsun elimi çektim mecburiyetten. Düştük başımızın çaresine, derdimize. İşte hastaneler, tahliller, sonuçlar, kemoterapiler, radyoterapiler derken saçımız sakalımız döküldü. Yok, ekilmedim. Kemoterapi bitti çünkü. Evet. Şimdi amiyane tabirle yoktan Rabbim işte içecek ekmeğimiz, yiyecek suyumuz, içecek suyumuz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Bugünlere geldik. Tabii ki öldürmeyen Allah öldürmez. Ben zaten Rabbim dermansız dertte vermez. Şimdi Cerrahpaşa'da bana sonuçlar işte 30-40 gün sürdü neticeler. Baktım aşağı indim, herkes ağlaşıyor işte, kardeşlerim, çocuklar falan. Ne oldu acaba, bir şey mi var dedim. Dedim galiba ciddi bir şey var. Hani akciğerde bir kist var diyorlar ama ne olduğunu ben tabii bilmiyorum. Sadece Atilla Hoca, Nurçin Hanım bize kist var, bir araştırma hastanesine, büyük bir üniversite hastanesine gitmen lazım dediler. Gittik, Cerrahpaşa'da işte tahliller, sonuçlar falan derken 30-40 gün sürdü, 50 gün sürdü belki. İşte biyopsiler yapıldı, evet, patolojiler yapıldı. Sonuçlar geldi, hastaneden aşağı indim, baktım bahçede herkes ağlaşıyor. Dedim hayırola? İşte yok bir şey falan filan, hani bana evet, şey verecekler yani moral. Doktora çıktım yukarı. Hocam da kusura bakmasın, onu biraz şeye getirdim. Ya hocam dedim, yani benim öleceğimi bana söyle, çocuklara söylemişsin dedim. He. Hani gazeteciliğin vermiş olduğu tabii, pratik zikayla yani zarf attım. O da dedi ya onu sana mı söylediler şimdi dedi. He. Söylediler dedim ya, o zaman söyledilerse. Anlat bakalım. O zaman söyledilerse dedi. Başta da anlatmış, işte dedi karaciğerde var, işte şurada akciğerde var. İşte lefe sıçramış, işte kemiğe gitmiş. Gecikmişsiniz biraz. Ama yani kendine dikkat et. Dedim hocam ne zaman ölüyorum, onu mu söyleyeceğim bana dedim. Ya dedi ya sen de şey adama benziyorsun dedi. Yani 5-6 ay idare et kendini dedi yani. Kansersin deyince zaten bir hemen ürküyorsun yani direkt. Yani kansersin ve de gecikmişsin. Erken teşhis değil. Sonra İskender Durucu'ya telefon açtım.
Herkesin çok yakından tanıdığı, evet, İskender abiyi. Abi dedim böyle böyle. Ben dedim bundan sonra seni orada dedim yiyeceğim içeceğim. 6 ay para vermeyeceğim dedim. 6 aydan sonra dedim öderlerse çocuklardan alırsın dedim. Evet. Niye? Yani Kemal Sunal bir film var ya. Evet. Ona takıldım şimdi böyle evet, böyle ben 6 ay sonra yokum bu dünyada dedim. Ondan sonra ne yaparsan yap dedim. Ya gel yani, dükkan senin dedi. Gitmiş masa kurmuş, hazırlamış. Evet. Gittim orada yedim içtim. Evet. Karnımı doyurdum. Sonra düşündüm lan dedim. Arkadaş niye pes ediyorum ki? Yani niye dedim yani. Ne olacak? Doğduk ki öleceğiz yani. Yani. Hadisi var, ayeti var. Evet. Ölüm de güzel. Allah herkese hayırlı ölüm versin. Amin. Amin. Şimdi ölüm güzel olmasaydı peygamberler ölmezdi. Evet. Dedim. Allah hayırlı ölüm versin dedim. Ama dedim ben Rabbimin bana verdiği iradeyle ben bunun üstesinden geleceğime inanıyorum dedim. O inançla kararı o gün verdiniz. O gün verdim. Oğluma dedim ki Erem bu, benim oğlunu. Dedim ki oğlum beni köye götür. Memlekete. Hani köye götür derken amacım bir de ya ölürsem memleketimde vatanımda öleyim. Evet. Diye gittim. Ve benim orada mücadelem başladı. Ben 55 kilo kadar da düştüydüm yani. Bayağı bir zayıfladım. İşte kemoterapiler, radyoterapiler. Tabii ama ben o köy serüvenine evet, peşinden geldim. Tabii. Bunların evet, hepsi bu kitapta anlatılıyor. Hepsi bu kitapta var. Tabii bu kitabın bir de kitaba gelmedik. Şimdi kitaba geleceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ben bu kitabı yazarken hayata köyde başladın. Ben bu kitabı bu işin üstesinden gelmek için şurada şu mesajı vermeye çalıştım. Kitapta da ve beni dinleyen herkese de şu mesajı veriyorum. İnsan hastalık öldürmüyor. Evet. Vakti saati gelen şimdi şurada da gidebiliriz. Tabii. Hastalandım diye kendini boşa bırakırsan, kafanda, beyninde hayatı silersen hiç mücadele etmeye i̇şte gerek beyin yok. Beyin ne üretirse beden onu yapar. Yani şimdi ama önce itikat. Evet, İhlas çok önemli burada. Evet. Yani ihlas çok önemli. İnanmışlık çok önemli. Hani sözün başında söylediğim gibi doğduk ki öleceğiz. Evet. Yani eğer buna inanmıyorsan ölsen de yaşasan da fark etmiyor. İrfan abi ben uzun yıllardır seni tanırım. Benim evet, abimsin. Estağfurullah. Amcasısın. Öyleyim evet estağfurullah. Hep öyle olduk. İnşallah Rahman öyle olacağız. Şimdi bu kitabın serüvenine geçelim. Kitap nasıl aklınıza geldi? Neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı duydunuz? Neler söyleyeceksiniz bunların ilgili? Ya şimdi kitap şöyle. Kemoterapi alıyorum. Evde yatmıyorum. Gidiyorum yaylalarda, dağlarda, derelerde gezdiğim yerlerde notlar alıyorum. Notlar alıyorum ya da işte bir şey yazıyorum, bir şey karalıyorum. Zaten serde yazmak yok mu? Gazetecinin evet, serinde yazmak var. O gün aklıma gelenleri yazdım, ettim, bir notlar aldım, bir şeyler yaptım işte. Sonra buraya geldiğimde de işte gittiğim o dağlarda, taşlarda aldığım notlar. Kemoterapiden sonra ben hiç yatmadım. Evet. Beni yatağa, şunu düşündüm, yatarsam kalkamam. Evet. Ya 55 kiloya kadar düştüm. Mesela ki radyoterapi aldığım dönemde buradan yemek dahi yiyemez oldum, su içemez oldum. O kadar bir zayıfladım. Çünkü boğazım yanıyordu, hiçbir şey gitmiyor. Evet. Yani sabah akşam iğneyle vücuda bir şeyler veriyorlar. Yani sıvı veriyorlar, işte gıda veriyorlar, evet, neyse. Ondan sonra bir gün gittiğim yerlerde işte notlar aldım, ettim. Kitabın serüveni dedim. Kitapta evet, zaten bunların detayları hep var. Evet, evet. Sonra buraya geldim. Buraya gelince notları derledim, toparladım. Sizin de çok yakından tanıdığınız derneğinde üyesi, Türkiye Yerel Basın Birliği'nin de üyesi, sevgili kardeşim Neslihan Soyhan'a. Evet. Dedim kardeşim ya şunu bir toparlayalım, evet, bir derleyelim, bir kitap haline getirelim. Tabii bu arada Neslihan Soyhan demişken onda 5 tane yazılı kitabı var. Evet, Neslihan Soyhan işte ondan yani kitapları var. Bir tecrübesi var, deneyimi var diye ondan destek istedim. Sağ olsun kendisi de beni kırmadı.
bilaveden yani evet, bak o da sağ olsun hiç de bir kuruş para almadan ondan sonra hiçbir şey yapmadan sağ olsun destek beklemeden maddi destek beklemeden manevi olaraktan bir abisi olaraktan gurur duyuyorum onunla. Sağ olsun kitapta çok emeği var. Hatta daha çok emeği var. Bu kitabı çıktı. Kitap ikinci baskıyı bastı. Evet. İşte Eşya Dost'a ben kendim gittiğim yerlerde tabii ki takdim ediyorum ama isteyenler ama beni seven insanların kitabı internetten almasını istiyorum. Evet. Neden? Kitabın tirajı yapmasını istiyorum. Şimdi ikinci evet, baskıyı da girdi. Birinci baskı bitti. Evet. İlk baskıyı biz 5000 basmıştık. O bitti. Evet. Onu şimdi ikinci 5000 içinde Kültür Bakanlığı'nın sitesinden baktığım zaman görüyorum E-Devlet'ten evet, ne gittiğini. İkinci baskıdan da aşağı yukarı 1040 falan kitap gitmiş. Evet. Çünkü neden biliyor musun? İnsanımız kanserden korkuyor. Kanserle ilgili ben şimdi internete girdiğim zaman, kanser diye yazdığım zaman binlerce makale buluyorum. Binlerce yazı buluyorum. Ottu, saptı, samandı. O diyor bende şu ilaç var. O diyor bende şu var. O diyor hiç kimseye itiraz etmesin, itimat etmesin insanımız. O şarlatanların birçoğu o şarlatanların birçoğu gerçekten duyguları sömürüyorlar, insanlarımızı sömürüyorlar. Ben üzülüyorum. Şimdi kanser yenen dernekleri var, kanserli dernekleri var, il kanser dernekleri var. İnternete Google'a girdiğin zaman ya da evet, Facebook'a girdiğin zaman sosyal medyada da görürsün. Binlerce dernek kurmuşlar ve oradan binlerce insanı sömürüyorlar. İnsanların duygularını sömürüyor. Yani, evet. Ya şimdi ben de mesela bitkisel tedaviler aldım açıkçası yani ama inandığım... Ya çünkü, moral diyorsun. He, yani moral. Tabii en büyük şey moral. Şimdi ben şuna inandım. Benim aldığım neydi? İşte memlekete gittim. Çam sakızı aldım. Bak işte. Memlekette bizim oralarda acımgot derler. Çocukluğumuzda da yerdik. Onları yaptım. İşte ağacı soyarsın kabukla evet, ağacın arasında bir sır vardır evet, tatlı. Bıçakla sıyırırsın böyle. Evet. Onu yedim. Çam sakızını damağıma yapıştırdım. Uyudum. Mesela doğal dediğim bu. Evet. Yoksa işte falan yerde şu şurup varmış filan yerde şu hacı varmış. Şu falan hacı deyince hakkını yemeyeyim. Akhisar'da bir hacıdan ot alıyorum. Evet. O da ücretsiz cami yaptırıyor. Camiye bağış yapıyorsun. Evet. İsmini de bundan veriyorum zaten şu anda. Evet. Faydası var mıdır yok mudur Rabbim bilir. Ama ben aldım kullandım. Evet. Mesela Samsun'da yine ismini vermekte sakınca var mı bilmiyorum. Doktor Fatih yok. Yılmaz var. Evet. Doktor Fatih Yılmaz hoca bitkisel tedavi, natural bitkisel tedavi yapıyorlar. İzmir'de üretiliyor ilaçları. Onlardan çok ilacı aldım. Faydası oldu mu dersen, olduğuna inanıyorum. Çünkü şu anda ayaktaysam bu ilaçlardan birisinin faydası olduğunu inanıyorum. Bir evet, de en büyük Rabbimin desteği. Sevgili seyirciler, İrfan abiye soruyoruz. Bu kitabı nereden temin edecek vatandaş? Şimdi, nasıl ulaşacaklar? Bu kitabın içerisinde yaşanmış gerçek engin bilgiler var. İrfan abi bizim abimiz o basında yazdığı yazılarıyla da haberleriyle de köşe yazılarıyla da bizim gönlümüze taht kurmuş bir abimizdir. Sağ ol olsun. Nasıl teveccüh. Kitap Google'dan İrfan Ermiş ya da Hayatı Bırakma diye yazdığın zaman evet, bütün şeyde çıkıyor. Evet. Orada çıkıyor. CNN'lerde de var bu arada. Evet, bütün kitapçıları internet kanalıyla satılan tüm kitapçıları. İnternet kanalıyla çok güzel oluyor, rahat oluyor. Evet. Kargo getiriyor, evin kadar adresine kadar veriyor. Yani oradan daha kolay temin ediliyor. Hani yolun dışarıda kitapçıların birinde sorup bulabilir yani. İşi evet, temin etmek üzere. Sevgili seyirciler, Hayatı Bırakma tüm kitapçılarda ve internet sitelerinde mevcut. Temin edip İrfan abinin tirajını artırmak istiyorsanız mutlaka ben öneriyorum. Ben daha yeni başladım okumaya. İnşallah sonunda ne kadar güzel bir kitap olduğunu anlatacağız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bu kitabın ortaya çıkmasında en büyük emek sahipleri doktorlarım, hekimlerim. Evet. İşte
Atilla Yılmaz, Sayın Atilla Yılmaz. Nurşen Türkeli, Nurşen Türkeli hocam. Ondan sonra Fatih Yılmaz Samsun'da. Asıl en büyük teşekkürüm Yedikule Hastanesi'nin iç hastalıkları ana bilim dalında görevli Murat Kıyık hocam. Mesela şu anda iki senedir beni tedavi eden Murat Hoca. Evet. Kontrollerim devam ediyor. Kemoterapiyi keseli yaklaşık bir sene oldu. Bir seneden sonra da normal hayatım devam ediyor. Saçım sakalım geldi. Evet. Son sözüm şu olsun. Son sözüm şu olsun. Vakit varsa. Evet. Son saniyen, son nefes gelene kadar hayatı bırakma demişim. Nasip olacak kesin herkese, ölene kadar hayatı bırakma. Gözünde fer, dizinde derman, yaradandan buyruk, kesin ferman, son dakika, son saniye, son zaman, dolana dek hayatı bırakma. Rabbim hangi derdi verirse versin, kabul, ne gelirse haktandır, gelirse kabul, hamd et, şükret, dua et, olsun kabul, olana dek hayatı bırakma. Vuslata erip yol aldık ise Mevla'ya, ne ben ilkim ne de sonum giden Mevla'ya, yıkanıp yunup kefenlenip musallaya, olana dek hayatı bırakma diyelim. Evet. Allah herkese, hastalara acil şifa, sağlara sağlıklı ömür dilerim. Evet, teşekkür bana. Ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, Türkiye Yerel Basın Birliği kurucularından aynı zamanda İrfan Ermiş abimiz bir Nezir Karayün ile Yerel Gündem programı sonuna geldik. YouTube'dan bizleri Adon Medya'ya yazarak Star TV kanalımıza abone olup izlemeye devam edin diyoruz. Ben Nezir Karayün, hoşça kalın, dostça kalın.